Merhaba arkadaşlar, Oğuzcan İskender ile Dersliyorum kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizi de tekrardan çekiyoruz arkadaşlar. Bir önceki derste de belirtmiştim çünkü mikrofondan kaynaklı bir sorun oluşmuş. Bunu ben de videoyu YouTube'a yükleyince sizin yorumlarınızla anladım. Dolayısıyla bu derste ikinci kez çekiyoruz ama inşallah şimdi mikrofonda herhangi bir sorun yok. Sadece benim sesimin biraz boğuk olmasın çünkü hasta olmam dışında. Bunun dışında dersimizi tekrar beraberce işleyelim. Hızlıca hemen giriş yapalım. Bu dersimizde bileşke kuvveti işleyeceğiz beraber. Bileşke kuvvet neymiş bunu göreceğiz. Aslında biraz biliyoruz hepimiz bileşke kuvveti. Bileşke demek belirli sayıdaki kuvvetlerin tümüne eşdeğer olan tek kuvvete bu kuvvetlerin bileşkesi denir. Yani bileşke kuvvetin karakteristikleri şunlardır. Doğrultusu, yönü, şiddeti ve uygulama noktasıdır. İşte burada da göstermiştim, daha önce çizmiştim. Bir önceki videoda da göstermek için. İşte 5 kN'lık bir kuvvetim var. Aynı doğrultuda ve yönde 3 kN'lık bir kuvvetim daha var diyelim. Bu iki kuvvetin toplamından oluşan bileşke kuvvetin 8 kN'dur. 5 artı 3'ten. Ve ben bileşke kuvveti genelde biliyorsunuz R ile gösteririm. R harfiyle gösteririm. Bileşke kuvvetin bileşenleri bileşkeye eşdeğer olan kuvvetlerin bileşenlerinin toplamına eşittir. Bileşkenin doğrultusu yönü şiddeti anlamında. R bileşke kuvveti de bunun x bileşeni, Rx dediğimiz bileşen, x yönündeki tüm kuvvetlerin toplamına eşittir. Y bileşeni ise y yönündeki tüm kuvvetlerin toplamına eşittir. Bunu biliyorum. Ve R bileşke kuvveti ben bileşenlerinin karelerinin kareköküyle bulabilirim diyorum. Ve tanjant alfa dediğim açıysa, yani eğimi ise bu bileşke kuvvetin, R'ye yani y yönündeki bileşen bileşke kuvvetin x yönündeki bileşke kuvveti bölümüyle elde edilir. Hemen burada ben açıklamasını yapmışım. İşte demişim ki y yönündeki bileşke kuvvet R'ye, x yönündeki bileşke kuvvet Rx. Bunların ikisini bir noktada birleştirirsem R bileşke kuvveti yani hipotenüslerini ve R bileşke kuvveti bulurum. Buradaki x ile yaptığı açıda alfa ise eğim diyelim. Tanjant alfayı da işte karşı bölü komşudan biliyorsunuz ki R'ye bölü Rx şeklinde elde ederim. R kare dediğim şey bu üçgen için. Şuraya R'yi taşırsanız. R kare dediğim şey Rx kare artı R'ye karedir. R dediğim bileşke kuvveti. Dolayısıyla karekök içerisinde Rx kare artı R'ye kare ile bulunur diyorum. Bu şekilde bunu da üstteki söylediğimde size ispat etmiş, göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi bileşkenin belirli bir noktaya göre statik momenti, söz konusu kuvvetlerin aynı noktaya göre statik momentlerin toplamına eşittir. Biz buna Varignon teoremi diyoruz. Yani bileşkenin uygulama noktası. Ya biz bu teoremle ne buluyoruz biliyor musunuz? Belirlediğimiz noktaya göre bileşke kuvvetin büyüklüğünü biliyoruz diyelim. Ama bileşke kuvvetin o noktaya olan uzaklığını bilemiyoruz. İşte biz bu Varignon teoremi ile bileşkenin o noktaya olan uzaklığını hesap edebiliyoruz. Mesela ben burada bir örnek yapmışım sayısal olması açısından. A ile B noktası var. Burada bir 2 kN'lık bir yük var. A'ya 1 metre uzaklıkta. Daha sonra 3 kN'lık bir yük var demişim. A'ya 4 metre uzaklıkta ve 3 kN'lık kuvvetle B'nin arasında 2 metre demişim. Burada demişim ki bileşke kuvvet dolayısıyla bu 2 ile 3'ün toplamı olan 5 kN olacaktır ve şöyle bir noktada olacaktır. Ama ben bu noktanın A'ya olan mesafesini bilmiyorum demişim. Hemen demişim hesap edelim bu noktayı. Birincisi demişim şu 2 kN'lık ve 3 kN'lık yükler için A'ya göre moment alırsam ve ben pozitif olarak saat dönümü pozitif moment olarak kabul edersem demişim. Toplam MA eşittir. Bakın 2 kN çarpı 1 metreden 2 çarpı 1 artı 3 kN çarpı A'ya olan toplam uzaklık 4 metreden 3 çarpı 4'ten 2 artı 12'den 14 kN metredir demişim toplam MA. İkinci olarak da demişim ki ben bileşkeye göre toplam MA'yı hesap edeyim. Toplam MA eşittir 5 kN'da bileşkem çarpı A'ya olan uzaklığını bilmediğim küçük a mesafesi yani 5 çarpı A. 5 A kN. Dolayısıyla demişim ki 1 ile 2 birbirine eşit olacak. 14 kN metre 5 A kN'a eşit olursa demişim 14 bölü 5'lik bir metraj bulurum. 14 bölü 5 yani 2.8 metre uzaklıktadır. R bileşke kuvveti A noktasına demişim. Bileşke kuvvetinin uzaklığını, A noktasının uzaklığını bu şekilde hesap edebilirim arkadaşlar. Şimdi geçelim. Daha ileriki sorularda göreceksiniz. Bu şekilde yapacağız zaten bu işlemi. Geçelim bir sonraki sayfaya.
paralel tekil kuvvetlerin bileşkesi demiş. R toplam PI, yani bileşke demiş, şu PI'lerin toplamı olmak üzere R çarpı, bak burada bileşke kuvveti de burada bu arada, R çarpı XR, şu A noktasına göre olan mesafe, toplam PI çarpı XI mesafesi demiş. Toplam PI çarpı XI mesafesi. XR'yi ben buradan toplam PI XI bölü R şeklinde hesap ederim XR'yi demiş. Yani bu XR dediğimiz evet bileşkenin A'ya olan mesafesi. Az önce sayısal olarak anlattığım şeyi burada da işte böyle harflerle, teoremle anlatmış. Yayılı yüklerin bileşkesi. Şimdi yayılı yüklerin bileşkesini nasıl hesap ederiz demiş. İşte burada demiş ki bir yayılı yükte bir kısım seçtim. Bunu fizik 1'de veya fizik 2 görenler üniversitede çok bilirler. Bu tarz hep parçalar seçip işte integrasyonla hesabını yapıyorduk. Neyse konumuza dönelim. R eşittir işte A'dan B'ye olmak üzere bir yayılı yükümüz var. Px, dx gibi bir parçayı arasından aldım. Xr mesafesini hesap etmem gerekiyorsa demiş. A'dan B'ye Px çarpı x. Bakın şu mesafede yani o parçanın A noktasına uzaklığı dx bölü r şeklinde hesap edebilirim. Şu integrasyonu çözersem işte bu xr mesafesinde hesap etmiş olurum diyor. Evet bunlar bu şekilde karışık değil tabi. Teorem bu şekilde karışık anlatıyor da yayılıklarda da r'yi xr'yi bulmayı göreceğiz arkadaşlar. Evet uygulamalara geldik. Şimdi uygulamalarda burada birden çok işte birinci derece parabol dediğimiz üçgen, ikinci derece parabol, üçüncü derece parabol, eninci derece parabol var. Bir de cidden burada bir ikinci derece parabol ama gördüğünüz gibi eliptik gibi olan bir yayılı yükümüz var. Şimdi arkadaşlar bir üçgende R dediğimiz ifadeyi biz nasıl hesaplıyoruz? Yani bileşke kuvveti yani üçgen yayılı yükü tekil kuvvete nasıl çeviriyoruz? Aslında buradaki bunların hepsinin tekil yayılı yüklerin dedim ya tekil kuvvetlere dönüştüreceğiz. Daha sonra soru çözümünü sağlayacağız. Dolayısıyla biz üçgen yayılı yükü tekil kuvvete nasıl çeviririz? Şimdi XR mesafesi ve R'yi hesap etmemiz gerekiyor. Alt taban uzunluğu L'ye kadar olan bir üçgen yayılı yükümüz. İşte ana bileşke kuvvette P'ye kadar görüyoruz. Ana şiddeti. Dolayısıyla taban şiddeti yani. R dediğimiz yayılı yükümüzü 1 bölü 2 P çarpı L. Yani bu biliyorsunuz üçgenin alanıdır. Yani alt taban çarpı üst taban bölü 2 dediğimiz hesap. Dolayısıyla bileşke kuvveti bu şekilde hesap ediyoruz arkadaşlar. XR dediğimiz mesafeyi de şu şekilde hesap ediyoruz. Biz biliyoruz ki geometriniz iyiyse, geometri biliyorsanız üçgenin ağırlık merkezi tabanına olan mesafenin yani toplam mesafenin 3'te 1'i tabana uzaklıkta olur. Dolayısıyla L bölü 3 kadardır XR'de arkadaşlar. Yani şuradaki bileşke kuvvet tabana P'ye toplam uzunluğunun 3'te 1'i kadardır. Şuraya da 2'de 3 kalır biliyorsunuz. Yani 3'te 2 kalır. Dolayısıyla ikinci derece parabolde de işte bir R dediğimiz bileşke kuvvet 1 bölü 3 PL'dir. XR dediğimiz mesafede L bölü 4 kadardır. Üçüncü derece parabolik bir üçgende. Üçgen demeyeyim de şimdi üçüncü derece bir parabolde bu şekilde olan R 1 bölü 4 PL X'de L bölü 5 kadardır. Eninci derece parabole gelmişiz. Yani bunun bir formülasyonu var demek istiyor. Eninci derece parabolde nasıl oluyor? R dediğimiz bileşke kuvvet P çarpı L bölü N artı 1'dir. X'de dediğimiz işte bileşke kuvvetin taban noktasına olan mesafesi de L bölü N artı 2 şeklindedir. Şunu bilirsiniz arkadaşlar. Kaçıncı derece parabol olursa bu şekilde R'yi ve X'yi bilirsiniz ve rahatlıkla tekil kuvvete, bu yayılı yükü tekil kuvvete çevirip sorunun çözümüne devam edebilirsiniz. Peki burada neymiş dedik? İkinci derece bir parabolik bir ifade var. Burada gördüğünüz gibi burada da R'miz 2 bölü 3 P çarpı L şeklindeymiş. X'ye de tam orta mesafesi zaten arkadaşlar. Yani R tam şuraya etkir. Şu noktanın da tam yarım uzaklık mesafededir. Bu noktaya da tam yarı uzaklık mesafededir. Burada gördüğünüz üzere R'de de bir formülasyon var diyebiliriz aslında bu şekilde. N bölü N artı 1 PL şeklindedir arkadaşlar. Buradaki R bileşke kuvvet de. Evet geçelim. Çubuk sistemlerde tanımlar.
Şimdi burada bir çubuk sistem var. İşte ortasında çubuk ekseni var. Dik kesit almışız ve dik kesitin bir ağırlık merkezi var G şeklinde. Ve görüldüğü üzere bu dik kesitin ağırlık merkezi çubuk ekseninin üzerinden geçiyor. Burada diyor ki aslında arkadaşlar uzun uzadıya okumayacağım. Siz okuyabilirsiniz durdurup. Burada diyor nereden ben dik kesit alırsam alayım diyor. Bu dik kesitimin diyor ağırlık merkezi çubuk ekseninin üzerinde olacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi çubuk türlerimiz var. Çubuk türlerimiz doğru eksenli çubuk, eğri eksenli çubuk, prizmatik yani sabit en kesitli çubuk ve değişken çeşitli çubuk vesaire şeklinde ilerliyor. Evet. Bir sonraki bölüme geçeceğiz. Bir sonraki ders ama mesnetler ve düğüm noktalarını işleyeceğiz. Şimdilik burada kaldık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi de bekliyorum. Sorularınız varsa her türlü sorabilirsiniz. Hoşça kalın.